Eğer peygamber denince, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denince aklınıza bunlar geliyorsa bilin ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları getirmiş değil. Onlar zaten orada var. Onlar orada var. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Ebu Cehil de, Ebu Leheb de, o en ileri gelen o müşrikler de sakal bırakıyor, cübbe, işte entari giyiyor, sarığı da var. Ondan sonra çok da güzel Arapça okuyorlar. Çok da güzel Arapça biliyorlar. Çok da güzel Arapça şiirler yazıyorlar. Demek ki farklılık burada değil. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şeyiyle, bu gelişiyle sakalı, cübbeyi, sarığı ya da Arapça, güzel Arapça konuşmak için gönderilmedi. Bak bunu bir ayırt edelim. Bak bunu ayırt etmezsek gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu dini anlamamış oluruz. Peygamber Efendimiz'i de anlamamış oluruz. Bakın ayet-i kerimede Furkan suresi ayet 56 buyuruyor ki Cenab-ı Hak ve ma erselnake, biz seni göndermedik, illa gönderdik mübeşşiren, müjdeleyici olarak ve nediren, ve uyarıcı olarak. Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderiliş sebeplerinden bir tanesi hem müjdeliyor hem de uyarıyor. Bir başka ayette de ve ma ersennake, biz seni göndermedik, illa ancak gönderdik rahmeten, rahmet olarak, lil alemin, alemlere rahmet olarak gönderdik. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani bu örnekler önemlidir. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gidiyor. Taif'te, bakın öyle bir zamanda Taif'e gidiyor ki amcası Hazreti Ebu Talib rahmetlik oldu. Ama tabii biz Hazreti Ebu Talib deyince zoruna giden insanlar var. Yani bize öyle bir din anlatıldı ki Hazreti Ebu Talib olmaz. Niye? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasıdır. Hazreti Ali'nin babasıdır. O ölene kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi koruyan insandır. Kollayan insandır. Gözetleyen insandır. Her konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için risk alan insandır. Ne zaman o rahmetlik oldu? Ne zaman Hazreti Hatice validemiz rahmetlik oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o seneye, işte o sahabiler hüzün yılı adını koydular. İşte tam o dönemde bir moral olsun adına, bir efendim ferahlık olsun adına, hani insan daralır, sıkılır, neticede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan yani. Evet vahiy alıyor ama insan yani. Ama farklı bir insan, vahiy alan bir insan. O da, onu da o şekilde bilmemiz lazım. İşte Taif'e gidiyor. İşte bu örnekler olması lazım. Yoksa efendim adamın sakalı var, cübbesi var, sarığı var. Çok güzel de, çok güzel de fakirlik edebiyatı yapıyor. Efendim Peygamber Efendimiz bir lokma, bir hurma efendim onunla geçirdi. Peki senin sofranda ne var? Geçen sosyal medyada gördüm. İşte bu insanlara fakirlik edebiyatı yapanlar bir lokma, bir hurma gibi laflarla insanları belli bir noktaya taşımaya çalışanların sofrasına baktım. Fotoğraf da çekildi. Efendim o bir tanesinin elinde şey telefonlar, pahalı pahalı telefonlar. Şeyde o masada, o sofrada, o ama çok farklı. Böyle bir masada şey yapmıyorlar. Böyle bir masada yemiyorlar. Yere oturuyorlar. Yani yere oturmak sanki büyük bir marifet. Kimse kimseyi kandırmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar için gönderilmedi. Kimse kusura bakmasın. Yani sen insanlara bir hurmadan, bir lokmadan bahsedeceksin ama senin masanda, senin sofra bezinde, senin yer sofranda olmayan yemekler, olmayan çeşitler olmayacak. Kusura bakma.
Böyle bir din yok. Ha var da bu İslam dini değil. Ha böyle dinler var. Böyle anlayışlar var. Ama bu İslam değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din bu değil. Devam edelim isterseniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Taif seferine. Peygamber Efendimiz Taif'e gidiyor. Hani Taifliler ona sahip çıkar. İslam'ı kabul ederler. Belki oraya da yerleşir adına. Ama maalesef öyle olmuyor. Taif halkı Peygamber Efendimiz'i kabul etmediği gibi Peygamber Efendimiz'e hakaret ediyor. Hatta çocuklarını yollara diziyorlar. Peygamber Efendimiz'i taşlıyorlar. Peygamber Efendimiz'e taş atıyorlar. Ve Peygamber Efendimiz'in ayakları yaralanır. Hemen Cebrail Aleyhisselam yetişir. Ya Muhammed, Cenab-ı Hak beni gönderdi. Dilersen iki dağı birbirine kavuşturayım dediğinde, bakın işte İslam bu. İşte bu noktada bakın ona taş atıyorlar, onu yaralıyorlar, ona hakaret ediyorlar. Hem de kime yaptırıyorlar? Çocuklara yaptırıyorlar. Ve Cebrail Aleyhisselam geliyor, fırsat var, imkanı var. Dilese Cenab-ı Hak Taif halkını yerle bir edecek. Ama ne diyor? Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Rabbim, bu kavme hidayet ver. Bu kavim, bunlar beni bilmiyorlar. Beni anlamıyorlar. Bak, işte İslam bu. Yani eline fırsat geçtiği zaman, eline imkan geçtiği zaman, efendim, ha öyle mi? Sen geçmişte bana şunları şunları yaptın. İşte fırsat bu. Değil. Bak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmıyor. Bakın, işte bunlar örnek. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bakın devlet başkanı. Hem de nasıl bir devlet başkanı? Bütün o bölgeyi tahakkümü altına alan, yani tahakkümü altına demeyelim de, yani bütün bölgede söz sahibi olan, ama asıl nerede söz sahibi? Gönüllerde söz sahibi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu konuyla ilgili bedevilerden bir tanesi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmeye. Tanımıyor, bilmiyor. Bilmediği için de geliyor, soruyor. Diyor ki, milletin efendisi kimdir? Yani milletin efendisi kimdir derken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi soruyor. Bu sefer Peygamber Efendimiz o arada ne yapıyor olsun? Peygamber Efendimiz o arada su dağıtıyor. Sahabesine su dağıtıyor. Kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hem o ümmetin dini lideri, hem devlet başkanı, hem başbakan, hem cumhurbaşkanı, hulasa her şey. Ne yapıyor? Su dağıtıyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen bedevinin kendisini aradığını anlıyor ve cevap veriyor. Buyuruyor ki, milletin efendisi milletine hizmet edendir. Bak, milletin efendisi milletine hizmet edendir. Bak, hem kendisini tanıtıyor, hem de tarihi bir cümle sarf ediyor. Milletin efendisi kimmiş? Milletine hizmet edendir. Bakın sevgili seyirciler, buraya gelmişken şunu da söyleyelim. Acaba insanlar nezdinde değerli olan kim? Kıymetli olan kim? Ha, Allah'ın dinde değerli olan, takva sahibi olandır. Maalesef bunu bile biz yanlış anladık. Bunu bize yanlış anlattılar ya da biz yanlış algıladık. Öyle anlamak istedik.